Bu ikinci bölümde Türkiye'de 1960-80 arası dönemde ordunun siyasal alandaki rolüne bakacağız. Türkiye 1960-80 arası dönem bir askeri darbeyle başlayıp, bir askeri rejimle başlayıp, 10 yıl sonra tekrar bir askeri müdahalenin gerçekleştiği ve döneminde başka bir askeri müdahaleyle kapandığı, ordunun siyasi alanda yoğun bir rol oynadığı, bir devlet formu içinde de çok etkin olduğu bir dönem. Şimdi 27 Mayıs 1960'ta gerçekleştirilen darbeyi nasıl anlamak lazım? Bu darbenin bağlamı, darbe öncesi yani kriz dinamiklerine baktığımızda, bu aslında Demokrat Parti'nin hegemonya projesinin, hegemonya kapasitesinin ellerin özellikle ikinci yarısında daralmaya başlaması, bunun karşısında alternatif yeni bir hegemonik bloğun ve hegemonya projesinin şekillenmesi ve bu ikisi arasındaki güç ilişkileri ve mücadelesinin sürecini bağlamında analiz etmek gerekiyor 27 Mayıs 1960 darbesini. Demokrat Parti 1950 yıllara oldukça başarılı bir hegemonya projesiyle giriyor. Özellikle tarım ve ticarete dayalı ekonomik kalkınma, patronaj ilişkileri üzerinden bölüşümün gerçekleştirilmesi ve seçimlerde çoğunluğu elde etmeye dayalı bir milli irade ve demokrasi vurgusu. Bunun yanı sıra da son ayak olarak da muhafazakar modernleşmeyi savunan, aslında tek parti döneminin küskünlüklerini, kaybedenlerini kendi cephesinde toplayan başarılı bir hegemonya projesiyle giriyor. Fakat ve bu sayede büyük toprak sahipleri, küçük orta köylülük, işte ticaret burjuvazisine özellikle dayanan ama kentli kesimlerden de kısmen destek alabilen bir hegemonya projesi bu sonuçta. Bu hegemonya projesi 50'lerin ikinci yarısında krize girmeye başlıyor. Bir krizin birinci dönemi sermaye birikim krizi aslında. Yani yavaş yavaş tarım ve ticarete dayalı büyümenin konjonktürün değişmesiyle tıkanması ve bunu yönetmek için işte enflasyonist politikalara başvurması, plansız ekonomi politikalarıyla gitmesi, özellikle 50'nin ikinci yarısında sanayi burjuvazisi yavaş yavaş oluşmaya başlayan, daha doğrusu gelişmeye başlayan ithalatçı tüccarlar, ekonomi bürokrasisinin önemli bir kısmı ve dönemin entelijansiyasından oluşan bir ithalkâmeci sanayileşmeyi talep eden bir koalisyonun ortaya çıkmasına yol açıyor. Bu da Demokrat Parti'den bir hoşnutsuzluğu beraberinde getiriyor. Buna uluslararası IMF, OECD gibi kurumların da ithalkâmeci sanayileşmeye, planlı ekonomiye, o dönemin dünya eğilimlerine koşut bir şekilde geçişini de talep ettiğini eklemek lazım. Bu iktisadi kriz Demokrat Parti'nin hegemonyasının tıkanmasındaki önemli etkenlerden bir tanesi. Ama sadece o değil. Bu toplumsal tepkiler ve eleştiriler karşısında Demokrat Parti daha fazla otoriteryenizme savunuyor. Genel olarak zaten tek parti rejiminin devlet formunu, devlet toplum ilişkilerini çok fazla değiştirmeyen Demokrat Parti, çoğunluk eşittir milli irade eşittir sandıktan çıkan iktidar denklemine dayanan bir sorunlu bir demokrasi okumasına dayanarak kendisine yönelik her türlü muhalefeti milli iradeye yönelik bir eleştiri, saldırı olarak kodlayarak o dönem içinde siyasal alanına otoriter politikalarla, özellikle aydınlar, basın, üniversite, öğrenciler, sendikalar, muhalefet partisi CHP'ye karşı çeşitli uygulamalarda, burada detaylarına hani girip sıralamayacağım, çeşitli politikalarla siyasal alanı boğuyor. Ve bu artık yani 1950'lerin sonuna gelindiğinde mecliste bir tahkikat komisyonunun kurulması, parlamenter siyaseti tıkayan, orada bile muhalefete meşru bir alan bırakmamacasına bir otoriter uygulamaya giriyor. Dolayısıyla bu iktisadi kriz, sermaye birikim kriziyle hegemonya krizi, hegemonya kapasitesinin daralması aslında 27 Mayıs 1960'a doğru giderken darbe koşulları dediğimiz koşulları yaratıyor. Fakat tabii yani bunun karşısında, bu kriz döneminin karşısında aynı zamanda 50'lerin ikinci yarısında
yeni bir hegemonya projesi çerçevesinde yeni bir hegemonik bloğun da yavaş yavaş şekillenmeye, mayalanmaya başladığını görüyoruz. Yani bu dönemin işte Forum Dergisi'nde aydınların yaptıkları eleştiriler, yeni önerilerine baktığımızda, işte Aralık 55'te Demokrat Parti'ne ayrılan Hürriyet Partisi'nin programlarına baktığımızda ve daha önemlisi özellikle CHP'nin 1900 yani 55'ten başlayan ve 57'den itibaren özellikle gitgide netleşen yeni bir ve 59'daki ilk hedefler beyannamesine açıkça unsur unsur saydıkları alternatif bir şey gelişiyor. Yani Demokrat Parti'nin hegemonya projesinin her bir sacayağının, tıkanan sacayaklarına alternatif bir yeni hegemonya projesi ortaya çıkıyor. Nedir bu hegemonya projesinin unsurları? Birincisi, İthal ikameci sanayileşme ve planlamaya dayalı bir ekonomik kalkınma modeli. İkincisi, yani patronaj ilişkilerine değil, sosyal adalete ve sosyal devlete dayanan bir bölüşüm modeli. Üçüncüsü de temel hak ve özgürlükler ve yürütmenin keyfiyetini sınırlandıracak, yürütmenin keyfiyeti üzerinde çeşitli hukuk devletine dayalı demokratik denetleme mekanizmalarını yerleştirecek bir model. Bunlar açık açık yargının bağımsızlığı, basın hürriyetinden işte tutun planlamanın gerekliliğine kadar unsur unsur sayılan sacayakları belli olan bir hegemonya projesi ortaya çıkıyor. Şimdi tabii ordu yani tamamen bağımlı bir şey olmadığı için aslında dönemin bütün bu politik çatışmalarından o bizzat ordunun kendisi de etkileniyor. Çünkü daha önce de ilk bölümde de söylediğim gibi ordu toplum üstü uzayda yaşayan bir şey değil. Bunlar da toplumun içinde yaşıyorlar bu subaylarda ve bu iki hegemonik blok ve hegemonya projesi arasındaki çatışma ki siyasi alanda Demokrat Parti ve CHP arasındaki bir çatışma olarak seyrediyor asıl olarak. Bu çatışmanın içinde bu koşullar, bu kriz dinamikleri içinde sonuçta ordu içindeki politizasyon da gerçekleşiyor ve aslında 50'lerin ortasına itibaren bir darbe arayışları şekilleniyor. Ve 27 Mayıs 1960'ta da hiyerarşi dışı, daha ziyade alt ve orta rütbeli subayların belirleyici olduğu bir hiyerarşi dışı darbe gerçekleşiyor. Özellikle burada Menderes'in ben işte üst komuta heyetiyle orduyu kontrol ederim stratejisinde biraz boşa çıktığı görülüyor. Şimdi tabii dönemin o Milli Birlik Komitesi adı altında askeri rejim şeyi ele alıyor. Burada tabii farklı kanatlar var. Hani çok genel kaba bir ayrım, ılımlar ve radikalleri şey yapabiliriz, ifade edebiliriz. Yorumlar belli düzenlemeleri yaptıktan, anayasa seçim kanunu vesaire gibi düzenlemeleri yaptıktan sonra hızla iktidar devretmeyi düşünürken radikaller çok daha köklü sosyoekonomik, siyasi, idari, yapısal reformlar gerçekleştirmek üzere uzun süre iktidarda kalmayı hedefliyorlar. Aslında kısa bir süre sonra da 14'ler tasfiyesi olarak bildiğimiz tasfiye sonrasında da aslında radikallerin değil bu tırnak içinde ılımların hakim olduğunu görüyoruz. Aslında bu hakimiyet darbenin içinde şekillendiği sosyopolitik koşullar ve güç ilişkileriyle alakalı. Çünkü darbenin mümkün kılan kendisini dayandırabildiği bir parçası olduğu aslında ordunun bir parçası olduğu yeni blok. Aslında radikallerin çizgisini değil diğer çizgiyi savunuyor. Ve hani dönemin şeyine baktığımızda subayların hiç şüphe yok ki kendi ekonomik işte geçim dertleri var. Hiç şüphe yok ki Demokrat Parti döneminde ordunun kurumsal olarak ve politik gücünün zedelendiğini düşünüyorlar falan ama esas dertleri, bunlar onları darbeye sevk eden sebepler değil, esas dertleri Demokrat Parti'nin siyasal, iktisadi ve sosyal uygulamaları karşısında duydukları derin rahatsızlık. Zaten yani muhtıra metninden tutun işte Milli Birlik Komitesi'nin direktifleri gibi ana metinlerine baktığınızda askeri rejimin daha sonra yayınlanan işte ne bileyim esaslar falan gibi yani inkılap 27 Mayıs darbesinin niye gerçekleştirildiğini sayan bütün unsurlarda aslında bunu görüyoruz. İşte Demokrat Parti'nin partizan bir idare kurması, hukuk devletini ortadan kaldırması, plansız bir
yatırım politikası uygulaması, enflasyonist bir mali politika ve hayat pahalılığı, işte fikir hayatı üzerine basın üzerine tehditleri, baskısı, tek parti diktatoryası, meclisin işte meşruluğunu kaybettirilmesi gibi unsurlar sayılıyor bütün bu metinlerde. Bu bize neyi gösteriyor? Bu bize aslında ordunun politikleşirken ve darbeyi gerçekleştirirken bu demin bahsettiğim o kriz koşulları içinde toplumdaki siyasi alandaki diğer arayışlarla aynı zamanda ilişkisellik içinde şekillendiğini gösteriyor. Şimdi keza şeye baktığımızda da askeri rejim neyi hayata geçirdiğinde iki tane temel şey hayata geçiriyor. Bir tanesi devlet planlama teşkilatının kurulması, diğeri anayasa. Şimdi bu iki kurum aslında yeni hegemonya projesinin, demin saydığım 50'nin ikinci yarısında şekillenen yeni hegemonya projesinin üç sac ayağı var. Onun kurumları. Bir tanesi planlamaya dayalı ve sanayileşmeye dayalı büyüme. İkincisi sosyal adalet, sosyal devlete dayalı bölüşüm. Üçüncüsü de temel hak ve özgürlüklerin dayandığı yasama, yargı ve yürütme arasında denge mekanizmalarının kurulduğu bir devlet formu. Şimdi bu sadece dönemin işte yani o darbecilerinin görüşüyle vesaire değil, aslında o hegemonik bloğun içindeki farklı aktörlerin pozisyon alışlarıyla anlaşılabilecek bir şey. Ve burada aslında çok yeni bir dönemin kapitalist rasyonelitesi inşa edilmeye çalışıyor. Burada bir siyasi rasyonelite var aslında. O da şu, düşünülüyor ki bu açık açık ifade ediliyor. Birçok metinde anayasa komisyonu sözcüleri tarafından da açık açık ifade ediliyor. İtalya ikamecisi sanayileşmeye dayalı ve planlı bir büyüme ile pasta büyütülecek. Bu pastadan sosyal adalet ve sosyal devlet çerçevesinde bölüşüm yapılacak. Dolayısıyla hem Avrupa tarihinde görülen ve Türkiye tarihinde de aslında hissettikleri dinamini sınıf çatışmaları böylece gerçekleşmeyecek. Bu sınıf çatışmalarının gerçekleşmediği durumda da işte hakların ve özgürlüklerin görece tanındığı bir anayasa mümkün olacak. Şimdi bu formülasyonu mümkün kılan aslında o dönemin sınıf ilişkileri. Yani 50'lerin ikinci yarısında ortaya şekillenmeye başlayan işçi sınıfı gitgide yani nicel ve niteliksel olarak dönüşme uğrayan işçi sınıfı, kentli orta sınıfların talepleri burada oldukça etkili oluyor. Bu askeri rejim çıktılarını belirlerken. Ama mesela dönemin burjuvazisi ki ithal ikameci sanayileşmeyi vesaire talep ediyor. Ama bu sosyal devlet, planlama, haklar, özgürlükler, sendikal haklar, sosyal haklar bunlardan rahatsız. Mesela aynı bloğun bir unsuru olan dönemin sanayi burjuvazisi bu formülasyona çok da ikna olmuyor. Zaten 1960'lar önce koalisyon hükümetleri 61-65 arası, ardından da 65'te Adalet Partisi'nin yeni başarılı bir hegemonya projesi tesis etmesiyle birlikte esas olarak bu mevzilerin geri püskürtülmesi, bu kazanımların geri püskürtülmesi çatışmalarıyla geçiyor. Şimdi dolayısıyla 27 Mayıs böyle bir kapitalist rasyonelite ve hegemonya projesi formülasyonu yapıyor ama bunu mümkün kılan o toplumsal bileşenler, bu bileşenlerden sanayi burjuvazisi çok da bu formülasyona özellikle Türkiye kapitalizmi sosyal ve milli güvenlik devletinin bir bileşkesiyle yönetmeye yönelik bu modernist, kalkınmacı, iyimser senaryoya çok da prim vermiyor. 12 Mart'a giden 12 Mart 1971'deki darbe sürecine baktığımızda burada da gördüğümüz şey aslında 60'larda Adalet Partisi'nin temsil ettiği Demokrat Parti'nin hegemonya projesine benzeyen ama çok daha fazla sanayi burjuvazisinin liderliğinde olan İtalya ikameci sanayileşmenin gereklerine, dönemin kapitalizminin gereklerine uyan bir işte merkez sağ hegemonya projesi 60'ların sonunda yavaş yavaş tıkanıyor ve Türkiye'de bir kriz ortamı oluşmaya başlıyor. Şimdi Muhtıra öncesi kriz dinamiklerine baktığımızda burada çok farklı unsurları
şey yapabiliriz, biliriz. Şimdi bu kriz dinamiklerinin bir tanesi Türkiye 1960'larda radikal sol toplumsal ve siyasi hareketlerin ivme kazanması yaşıyor. Yani işçiler, öğretmenler, aydınlar, üniversite gençliği, meslek sahibi orta sınıflar bu dönemde siyasallaşıyorlar. Hak ve talep mücadeleleri içine giriyorlar. Daha radikal devrimci sol ideolojilerle buluşuyorlar. Bu çizgide örgütlenmeler içinde yer alıyorlar. İşçi sınıfının mücadelesi dar ekonomik kooperatif taleplerin ötesinde daha politik hegemonik talepler dile getirmeye başlıyor. İşte DİSK'in kurulması, siyasi alanda tipin varlığı, işte öğretmenlerin TÖS içinde örgütlenmesi, köylü protestoları, üniversite gençliğinin yüksek öğretim ve genel ülke sorunları üzerinden hızla siyasallaşması, üniversite boykotları, işgalleri, anti-emperyalist eylemler, işçi grevlerinin ve mücadelesinin sertleşmesi. Bu dönemde ve sol siyasal hareketlerin yavaş yavaş şekillenmeye başlaması, çok farklı farklı çizgileri olan hareketlerin bu dönemin iktidar bloğu açısından temel bir mesele haline geliyor ki bu da bizi krizin ikinci dinamiğine getiriyor. Çünkü ikinci dinamik şu, iktidar bloğunun tüm unsurları Türkiye'de bir yönetilemezlik krizi olduğunu söylüyor. Yani bu toplumsal grupların siyasallaşmasının 1961 anayasasıyla yönetilemeyeceğini söylüyor. Bunun ilk söyleyenlerden bir tanesi de zaten Demirel. Demirel buhranın hakim karakteri ekonomik değil siyasi idi derken, dikte veya faşizm yollarına başvurmadan devletin otoritesini tesis etmek gerekir derken, yasa düzen ve asayişi talep ederken hep bu yönetilemezlik tezini şey yapıyor. Aslında bu siyasallaşma karşısında, bu çeşitli toplumsal grupların siyasallaşması karşısında onları demokratik olarak içermek yerine onları otoriter yöntemlerle kontrol etmeyi tercih ediyor Adalet Partisi. Ama bunu bir darbeye veya bir faşizme, diktaya savrulmadan ben parlamenter sistem için hallederim. 1961 Anayasası'nda radikal değişiklikler yaparsak diyor. Krizin üçüncü dinamini bu okumayı da besleyen iktidar bloğunun içindeki çözülmeler. Bu çözülmeleri hem siyasal alanda görüyoruz. Örneğin MHP'nin kurulması 1969 Şubat'ında. Ardından Ocak 1970'te Milli Nizam Partisi'nin Erbakan tarafından kurulması ki Anadolu'daki esnaf, tüccar ve küçük sanayici ağırlıklı bir burjuvazinin temsilcisi olarak aslında yükseliyor, gerçekleşiyor Milli Nizam Partisi'nin kurulması. Yine Adalet Partisi içinden kopuşla Demokratik Parti'nin kurulması ki Demokratik Parti'de büyük orta ölçekli toprak sahiplerinin temsil kapasitesine sahip. Yine dönemin sonunda İtalya ikamecisi sanayileşmenin ilk krizi ve burjuvazinin farklı fraksiyonlar arasındaki çıkar çatışmalarını Adalet Partisi'nin uyumlulaştıramaması, bu kapasitesini yitirmesi, bu krizi İtalya ikamecinin krizini açmak, döviz getirmek için 1970'te girişilen bir ekonomik reformun İtalya ikameci blok tarafından da eleştirilmesi, yani örneğin dönemin TİSK başkanının hükümete güvensizlik hissi yarattığını söylemesi, Sanayi Odası başkanının işte sokak hareketleri, siyasi iktisadi istikrarsızlıkların sanayicileri güvensizliğe sürüklediğini söylemesi, iktidar bloğu içinde çözülmeleri hem sınıfsal düzeyde hem onun siyasal temsilcileri düzeyinde çözülmeleri beraberinde getiriyor. Benzer ayrışmalar ordu içinde de var. Yani ordu içinde baktığımızda üç farklı eğilimi görebiliyoruz. Ordu içinde de bu farklı eğilimler Türkiye'nin yönetilemediğini düşünüyor. Bu eğilimlerden hani bir tanesi baktı ve o MGK toplantılarında da örneğin 1968'den itibaren bu iç güvenlik meseleleri sürekli gündemde. Öğrenci hareketleri, sol cereyanlar, işçi grevleri ve eylemleri sürekli olarak bunlar tartışılıyor. 12 Mart sürecine giderken de darbeyi öngören üç farklı akım var. Bir tanesi daha milliyetçi devrimci diyebileceğimiz işte Doğan Avcıoğlu'nun sol kendisini sol milliyetçi devrimci bir çizgi. Daha zinde güçlerle bir devletçi, milliyetçi devrimci bir yol yapmak bir çeşit üçüncü yol iddiası kapitalizm dışı. Böyle bir çizgi var. Bu çizginin şey yaptığı planladığı darbe 9 Mart'ta akamete uğratılıyor. İkincisi Muhsin Batur'un temsil ettiği 27 Mayısçı formülasyonu yeniden restore etmek isteyen çizgi. O modernist kalkınmacı iyimserliği.
Yani sosyal reformlarla yönetilebileceğini bu sınıfsal politik dinamiğin. Üçüncüsü ise Genelkurmay Başkanı Tamacın çizgisi gibi Adalet Partisi çizgisi aynı zamanda. Yasa, asayiş, düzen ve otoriterleşmeyi savunan çizgi. İşte toplumsal uyanış ekonomik gelişmeyi aşmıştır ifadesinde Tağmacın kullandığı. İhtilal olur, sol olur, bu sefer 27 Mayıs değil 1917 olur. Bu anayasa ile memleket yönetilemez. Ekonomik sosyal reformlar ordu işi değildir diyen bir yaklaşım bu. 12 Mart ara rejiminde parlamentonun açık kalması, burada Adalet Partisi'nin güçlü olması ara rejimin icraatlarını da çok belirliyor ve ordu içindeki Tağmaç'ın bu otoriter çizgisi belirleyici oluyor. Ve 12 Mart ara rejimi kısa bir süre sonra yani işte ilk önce ordu içindeki hiyerarşi dışı eğilimlere gözdağı veriyor. Sol hareketlere yönelik operasyonlar başlanıyor. Şiddet, işte cezaevi işkence süreçleri dahil olmak üzere. Ekonomik alanda ithal ikameci sanayileşme politikaları yenilenmesini sağlanıyor. Özellikle yurt dışından gelen işçi dövizleri ve işçi ücretlerinin bu 2 yıl boyunca bastırılması, sendikal faaliyetlerin engellenmesi sayesinde. Ve en önemlisi 71 ve 73 arasında gerçekleştirilen anayasa değişiklikleriyle 61 Anayasası'nın açmış olduğu siyasal alanı genişlettiği, yani katılıma daha imkan tanıyan o alan kapatılıyor otoriter yöntemlerle. İşte basın ve ifade özgürlüğü, temel hak ve özgürlükler sınırlanıyor. Doğal yargıç ilkesi bozuluyor. Yani yargının bağımsızlığı zedeleniyor. Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulması öngörülüyor. Ne bileyim Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açabilmeleri tip gibi küçük partilerin engelleniyor. İşte kamu çalışanlarının sendika hakkı engelleniyor gibi çeşitli düzenlemeler içinde bu siyasal alan üzerinde otoriter bir kapanma gerçekleştiriliyor ve devletin kurumsal mimarisi içinde de ordunun gücü de artırılıyor. Zaten 1961 Anayasası ile MGK bir anayasa kurum haline getirilmişken şimdi hem hiyerarşi dışı eğilimleri engellemek üzere hem de orduyu kurumsal mimari içinde daha etkin kılmak üzere sıkı yönetimi ilan gerekçeleri arttırılıyor. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kuruluyor ki ordu kendi içindeki iç disiplini bağımsız askeri bir yargı eliyle yürütebilsin diye. Terfi ve atamaları gerçekleştiren Yüksek Askeri Şura ordu mensuplarının kontrolüne yeniden tarif ediliyor. Kemalizmin farklı 60'larda gelişen farklı sol ideolojilerle de eklemlenebilen yorumlarının karşısına daha resmi bir Atatürkçülük tarif edilmeye başlanıyor ve bir eğitim olarak ordu içinde veriliyor. 27 Mayıs darbesinden sonra kurulan OYAK, yani benim ordunun holdingi dediğim, uzun yıllarda çalıştığım OYAK, çeşitli yatırımları NEMA olarak subaylara dağıtarak aslında Türkiye'deki subayların orta sınıf yaşama ve kapitalist ekonomik sisteme dahil edilmesinde önemli bir işlev görüyor. Ve tüm bu düzeltmeler ve tüm bu düzenlemelerle 12 Mart aslında bürokratik otoriter bir darbe olarak tarihe geçiyor. 27 Mayıs'ın o iyimserci, yani görece planlama, kalkınma, bölüşüm, pastanın dağıtılması ve bunun altında sınıfsal çatışmaların yönetilebilmesi sayesinde hakların ve özgürlüklerin mümkün olabileceği modelden sınıfın, işçi sınıfının sosyal ve politik hareketliliği karşısında ve farklı toplumsal kesimlerin siyasi alanı kapatan, devletin kurumsal mimarisini daha otoriter kılan bir modeli yerleştiriyor. 12 Eylül ise aslında biraz daha 80'lerin hikayesi olacak olan 12 Eylül ise bizi bambaşka bir döneme taşıyacak. Onu ise bir sonraki bölümde ele alacağım.